bugünkü anayasada mevcut olan şekliyle bizim zaten insanlarla ilişkilerimizde onların dinlerine bakarak bir ilişkide bulunmamız söz konusu olmamıştır tarih boyunca. Ama maalesef şu var Sayın Altan, şu var. Yani yazılı metinlerde bana göre hiçbir problem yok laiklik konusunda. Fakat insanların zihinlerinde bir problem. Siz, Ahmet Bey bakınız. Bakın ne diyor? Zihinlerinde bir problem yok. Nasıl yaşar? Ana konumuz evet. Bu. Geçen hafta evet. Da bu hafta da devam ediyor. Müslüman, Müslümanca yaşar. Müslümanın aile hayatı da İslamcı olur. Yemesi içmesi de, oturup kalkması da, konu komşusuyla muaşereti de, devlete karşı tavrı da, devleti de İslam'a göre olur. Başka türlü olmaz. Kesinlikle bunu ayıramazsınız. Ayırmanız demek hakimiyeti Allah'ın bir kısmını elinden almanız demektir ki Allah-u Teala böyle bir şeyi asla affetmez. Siz Allah olsanız haşa kabul eder misiniz hakimiyetinizin bölünmesini? Beni karıştırmayın. Ben olsam etmem efendim. Allah-u Teala hiç etmez. Şimdi olur siz... mu öyle şey? Sayın Öztürk. Evet. Filan konuda dediğiniz doğru ey Allah'ım, falan konuda tınmıyorum onu. Böyle kulluk olur. Yalnız yani olaylara bakışımız olur çok mu? Farklı yani. Onu efendim, rejim lazım. Perspektifinden ben bakmakla bugün, Sayın hayır, Bayındır. Rejim perspektifiyle tamam mı? Hiç benim alakası yok. Ben kahrını 35 senedir çeken toplam 163'ten 10 sene 3 ay hapis almış 7 cezaevinde yatmış bir insanın anlatımı elbette farklı olacak arkadaşlar. Sayın Özkan. Müsaade buyurun. Ben şunu söyledim. Yalnız yanlış anlaşıldı. Sayın Özkan tarafından da yanlış anlaşıldı. Türkiye'de laiklik konusunda iki şey var. Bir, anayasadaki şekliyle laiklik. Anayasadaki şekliyle laikliğin Müslümanlar açısından bir problem doğurmadığı kanaatindeyim ve onu lütfen siz maddeler olarak anayasadaki şekliyle problem yok. Ama insanların zihninde İnsanların zihninde ve tatbikat olarak laiklik derseniz Sayın Bayındır, o zaman doğru. O zaman sizin dediğiniz doğru. Sayıda, onun gerekçelerini de yıllar önce okumuşuz babam. Hukuk felsefesini de okumuşuz. Bu anayasa hangi felsefeye müsteniden yapıldı onu da biliyoruz. Arkadaşım yapmayın. Sayın Albayrak siz ne diyorsunuz?